Öncelikle Hasan hoş geldin işletmemize. Aşağı yukarı 20 yıldan beri Habibler'de adak kurban olarak hizmet yapıyoruz. İki tane adak kurban satış yerimiz var, şubemiz var. Kasap dükkanımız da var. Yani 20 yıldan beri Habibler'de hizmet ediyoruz yani adak kurban ve kurban bayramında kurban olarak. Burada nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hayvan alırken, seçerken vesaire. Ya öncelikle kapaklı olması, kurban vasıflarını taşıması şart. Dişini atmış olması gerekiyor. Herhangi bir yerinde topal, kuyruğu, boynuzu kullanında bir engel olmayacak. Zaten kurban kesen insanlar bunu biliyor, alışkın. Ama yeni kesenlere yani bilenlere sorması gerekiyor. Böyle. Bir de kurbanlarımızı yani temiz ve güzel bir ortamda kesmeleri her zaman iyidir. Ortak kullanılanlara hisse de tek hisse olarak veriyoruz. Aile gruplarına da bir hayvan satıp 7 hisse yapabiliyorlar. Daha ekonomisi düzgün olanlar yalnız başına hayvan alıp kesebiliyorlar. Büyük baş, küçük baş her türlü kurban mevcut elimizde. Ekibimiz komple Afyon'dan geliyor. Afyon'dan gelenler karkas olarak 4 parça yapıyor. Sonra işlem masalarına geliyor. İşlem masalarında kaba sökümü yapılıyor. Eti kemiği ayrılıyor. Eti kemiği ayrıldıktan sonra kemikler et hızarlarında son sistem olarak et kemikleri ayrı kesiliyor. 7 hisse yapılıyor. Etleri de herkese eşit şekilde ayrı ayrı tartılıp veriliyor. Evde hiç kimseye bir iş kalmıyor. Herkes sadece poşetini alıp gidiyor buradan. Sadece çayını kahvesini içiyor. Hayvanlarımızın çoğu %80'i Anadolu'dan geliyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden. Erzurum, Muş, Kars, Van, Diyarbakır'dan da bazen alıyoruz. Yani kurban olacak hayvanları Anadolu'dan topluyoruz. Kendi çiftliğimiz var Balıkesir'de. Bir kısmını orada yetiştiriyoruz. Boğazköy'de bir çiftliğimiz var. Yani daha önceden alıp bu hayvanları hazırlayıp sonra tek tek dişlerini falan kontrol edip yani kurbana uygun olan hayvanları satışa sunuyoruz. Başta var mı? Küçük başta var. Küçük başta koyun, koç, keçi olmak üzere. Bunu da aynı şekilde kesimi, parçalaması, hisselemesi hepsi bize ait. Yani her şeyi bitmiş haline veriyoruz. Evde daha bir satırda kimse vurmuyor. Küçük baş hayvan alırken dikkat edilmesi gereken bir husus var. Küçük baş hayvan da aynı şekilde ya yani en düşük 6 aylık olacak veya annesi görünümde olması gerekiyor küçük başında. Küçük başında işte boynuzu kırık olmayacak. Ne bileyim yani uzuvlarından hiçbirisi eksik olmayacak şekilde olduğu zaman kurban olur. 20 yıldır aynı yerde yerimizi hiç değişmedi. Burada hizmet veriyoruz. Bütün Habibler, Sultan Gazi halkını bekleriz. Yani hayvan bitecek diye bir şey yok. Yeterli sayıda hayvan Türkiye'nin her yerinde mevcut. Elimizde kalmasa bile bir gün içinde tedarik edebiliyoruz. Bu sene canlı kilo 290 ile 320 arası değişiyor. Yani 500 kiloluk bir hayvan 150 bin lira gibi maliyeti oluyor. Küçük başlarda 12 bin ile 20 bin lira arası değişiyor kilosuna göre. Burada bu seneki şampiyonumuz 1200 kilo. Her yıl aynı arkadaşımız Allah kabul etsin böyle büyük hayvan alıyor. Geçen yılda şampiyonumuz vardı bir tane. Onu da yine aynı arkadaş aldı. Bu sene de bu şampiyonu 320 bin liraya o arkadaşımıza sattık.